Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün arabamızı Sıla yoluna hazırlıyoruz. Aracımız Audi A6 3 litre. Oğlumla beraber bugün ampul almaya gidiyoruz ve DVD navigasyon, yani GPS CD'sinin 2018'ini çıktı. Onu alacağız bugün. Artık yavaş yavaş izin yoluna hazırlıyoruz arabamızı. Evet oğlum, Emre sen de bir şeyler söyle. Hadi söyle oradan. İzine ne zaman gideceksin? Ha? İzine ne zaman gidek? Şimdi mi? Oğlum şimdi olur mu? Daha izin zamanına var. Ha, kandırdın beni. Sonra ne zaman? Sonra derken? Ha? Bilmiyor musun? Nasıl bilmiyorsun? Sıcaklar oluncaydı hani. Ha? Kandırdın mı gene beni? Sen de anca beni kandırıyorsun ha. Namussuzluk yapma ha. Oğlum izine kim gidecek? Kimle beraber gideceğiz izine? Sen. Başka? Başka? Nasıl kandırdın? Anne. Kardeşin Ece. Kandırdım. Niye kandırıyorsun ben? Lan gavur. Hadi söyle oğlum, kim gideceğiz izine? Sen. Ben. Yok. Anne Ece. Yok. Niye? Kandırdım. Lan ne kandırıyorsun sen beni lan? İzinde kimi görücün? Kim var Türkiye'de? Dede var, Ebe var, Beyza var, Sıraç var. Başka? Annesi var. Annesi var. Yani senin tatan, halan. Başka? Dedeyi, ebeyi özledin mi? Evet. Çok mu? Evet. Ne kadar çok? Yukarı. Yukarı kadar çok. Onlar da seni çok özlemiş ha. Nerede kaldı bu Emre ile Ece diyor. Gelsin de onları çok çok seveyim diyor. Onları gezdireyim diyor. Parka götüreyim diyor dede. Ya. Çok seviyormuş seni. Özlemişler. Geçen sene gittiniz ya. Şimdi sizi bu sene çok özlemiş. O diyor Emrem nerede kaldı Emre? Beyza da ölüttü bize. Evet, Beyza da çok özledi sizi. Bir tane de Beyza'nın kardeşi oldu. Ne ismi onun? Onun ismi de Top. Kaan da gelecek mi? Kaan'ı bilmiyorum oğlum. Beyza'nın kardeşinin adı ne? Toprak. Bir de Toprak var. O da geleceğiymiş. Beraber gezerek Emre'yle diyor. Seni de çok seviyor ha. Özledim diyor, ben onu diyor. Ama daha Toprak küçük. Ya. Onun dişi var ha. Dişi var evet. Ama daha yürümüyor. Sonra büyüyor. Ece yürüyor. Büyüyünce yürüyecek oğlum. Ece yürüyor. Evet arkadaşlar, iznimize bir aksilik, bir problem olmazsa Temmuz'un 16'sına gideceğiz. Evet, Temmuz'un 16'sı pazartesi günü yola çıkmayı düşünüyoruz. Kara yolundan gideceğiz. İtalya ve gemiyi kullanmayacağız bu sene. Geçen sene de kullanmamıştık biz. 2015'te gemiyle gitmiştik. Yine karadan gideceğiz bu kez. Gemiyi tercih etmiyoruz daha doğrusu. Güzergahımız Fransa. Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan. Daha sonra da Türkiye. Yalnız Hırvatistan'ı kullanmayabiliriz. Havuzu da arayacağım.
kullanmayabiliriz. Büyük ihtimal Macar'dan da geçebiliriz. Şu an daha kesinleşmedi. Onun kararını vermedik. Baba. Orada biraz Türk otelleri var. Artık orada mı kalırız bilmiyorum. Fark etmiyor. Gerçi bir Macar yolu pek fazla yolu uzatmıyor. Macar yolunu da kullanabiliriz ama şu anda tam kesin olarak belli değil. Ya Hırvatistan'da yatacağız arkadaşlar 5-6-7 saat ya da Macaristan'da yatacağız. Bilmiyorum onu. Daha şu an kararını vermedik. Arabada yatacak, geri dalacak. Yatacak, geri dalacak. Hayır oğlum, arabada yatmayacağız. Arabada yatmayacağız. Güzelce otele çekeceğiz. 5-6 saat, 7 saat dinleneceğiz. Ondan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar, kimseyi arabasında yatmayı ben tercih etmiyorum. Yani gerek yok. Zaten otellerde fiyatlar çok pahalı değil. 70-80 euro gibi bir fiyatı veriyorsunuz. Duşunuzu alıyorsunuz. Güzel uyuyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Daha sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Efendim? Baba, sen araba sürünce ben uyuyayım. Sen uyuyun mu? He. Evet. Ben size televizyon da kuracağım arkaya. Siz ne izleyicin sen televizyonda? Baba. Ha? Neydi onun adı? O çiz... Maşka Mişka mıydı? Neydi? Yok, Şaban değil. Şaban mı izleyicin sen? He. Benim oğlum da Şabancı arkadaşlar. Kemal Sunal'ı çok seviyor. Rahmetli Kemal Sunal'ı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. O da çok seviyor. Ama ben parayı çok seviyorum. Neyi çok seviyorsun? Parayı atıyorlar işte. Ben onu seviyorum. Ha, Şaban Kemal Sunal'ın para atmasını seviyormuş arkadaşlar oğlum. Böyle arkadaşlar, tekrar açıklık getirelim. Yolda yatma pek fazla iyi olmuyor sıcakta. Ve artı biraz da riskli, yani gerek yok sıcakta çoluk çocuk perişan olmaya. Yol üzerinde zaten oteller var. Otellere çekip baba, bir 5-6 saat yattığınızda baba, İstanbul'a varırsınız. Baba, efendim? Şimdi annem önde, buradan çıkınca anne de uyuyacak, Ece de uyuyacak. Evet, anne uyuyacak, sen uyuyacaksın ve Ece de uyuyacak. Sen de uyuyacaksın. Ben de işte şeyde uyuyacağım oğlum, otele çekince uyuyacağız. Ama yapınca uyuyacaksın. Evet, esneyince uyuyacağız. Evet, sen de uyuyacaksın. Ama yolda yaramazlık yapmak yok. Tamam mı? Ece de yaramazlık yapmayacak. Söz mü? Söz mü? He. Tamam. Ya. Ne? Ne dedin? Yok dedim. Hayır. Kandırdım. Niye kandırıyorsun sen beni? Kandırma ben oğlum. Hayır. Ne? Bu sene de sıcak olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimal geçen senelere... Az kaldı, gidecek. Evet, geçen senelere göre biraz daha sıcak olacak diyorlar hava tahminleri, hava raporları. Büyük ihtimal bu sene biraz daha sıcak olacak. Sıcak olunca gidecek. Araçlarımızın bakımını iyi yaptıralım arkadaşlar. Yağsına, suyuna. Baba. Artı... Baba. Tekerleri, lastikler baba, çok önemli. Efendim? Sen şunu kestin. Yok oğlum. Şey? Hayır, o geçerken yandı. Ne? Biz geçmedik, hayır. Lastikleri, suluğu, yağısı arkadaşlar. Artı GPS ve navigasyon sistemi gibi bir şeyler mecbur olmasıdır. Şey. Kaybolma falan mecbur bir sıkıntısı yaşamayız. Baba. Takacağız oğlum, evet. Çünkü yolu gösterecek. Evet, yolu gösterecek. Evet. Çünkü öbür adıvat diyor. O da öbürü diyecek. Evet, o adukat diyorum, evet. Sesi aç. Sesi aç geliyor baba. Tamam oğlum. Bunun havası da güzelmiş ha. Güzel, evet. O da üstü açılıyormuş arabanın. Güzelmiş. Müzik mi açmıyor? Sen çeken bir. Tamam oğlum, ama video yapıyor bak. Video yapınca, kapatınca. Video yapıyorum bak, sen de çekiyor ya. Hadi konuş, bir şeyler söyle. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum değil, utanıyorum. Ben kıskanıyorum. Oğlum kıskanıyorum denmez onun ismine, utanıyorum denmez. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. 7. ayın 16'sına çıkacağız biz. Şu an
İşte DVD yani GPS navigasyon CD'si yapıldı bizim 2018. Şu an onu almaya gidiyoruz. Onu takacağız. Evet, onu takacağız. Ondan sonra yolumuza çıkacağız. Ne? Akada takacağım. Evet. Akada takacağım. Tamam. Lastiklerimizi değiştirdik arkadaşlar. Kışlıklar vardı. Yazlıklarımızı taktık. Yedek lastiğimizin havasını vurduk. Kontrollerini yaptık. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Ufak bir parça değişecek arabada. Baba. Efendim oğlum. Yapmayacak. Evet, onu da yapacağız sonra. Ne yakmayacak onu? Yapacağız oğlum onu sonra. Ne zaman? Sonra. Olmuyor tamam. Yok, o çalışıyormuş onu. Çalışıyormuş ama bir tanesi onun kırılmış. Ne? Onu değiştireceğiz. Ama ne kırılmış? İşte arkaya yanaştığın zaman didit diye ötüyor ya. İşte onun bir tanesi radar direkt kur. Park asistan arkadaşlar oluyor. Onun bizim bir tanesi çalışmıyor, bozuk. Baba. Onun bir tanesini değiştireceğiz. Baba. O küçük bir parça takılacak sadece, başka bir şey. Efendim. Çünkü bu araba güzel. Bu araba adam güzel. Takmayacak. Evet. Adam takmamış. Evet. Çünkü onu takacak. Oğlum adamda çalışıyordu aslında. Daha sonra bu arkadan işte ufak darbe falan, parklara falan girerken arabaya vuruyorlar. O anda o bozuluyor. İyi vuruyor. Tav tav su ses yapıyor. Vuruyorlar işte bazen parka girerken. Soğuk ses yapıyor. Evet. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Sadece o değişecek işte. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz adam, araba. Adam onu kıracak. Kırmayacak oğlum. Onu çıkaracağız. Yenisini takacağız. Ama tak tak yapacak. Onu kıracak. Kırmayıcı. Çıkartıcı oğlum. Kırmak farklı bir şey. Ama tak tak yapacak işte. Onu çıkartacak. Evet. Kum kum yapacak. Evet. Çünkü sonra sıkmarsın. Bu arada arkadaşlar şu Bulgar yoluna bir açıklık getirelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bütün bu Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, ya bütün ülkeler, daha doğrusu izin yolunu Türkiye'ye kullanan bütün ülkeler Bulgar, Sırp, Sırbistan, Bulgar, Hırvat gibi ülkelerden geçtikleri için orada biraz yığılma oluyor ister istemez. Ve Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için arkadaşlar, yani gümrük var orada. Mesela Almanya, Fransa arasında bir gümrük yok. Avusturya arasında bir gümrük yok. Az kaldı. Orada gümrük olduğu için biraz bekleme süresi artıyor. Bir de bütün izin yolunu kullananlar, farklı farklı yollardan gelenlerin hepsi aynı yolda birleştikleri için biraz araç trafiği oluyor ister istemez. Bunun için de arkadaşlar bu klakson seslerine bir son verelim. Ya bir şey değişmiyor yani, klaksona bastığınız zaman da korna, yani korna çalıyorlar orada biraz çok. Bu onların da daha çok canını sıkıyor ve daha çok işlemleri geç yapmasına sebep oluyor. Geç yaptıkları için de daha çok yani zamanımız gidiyor arkadaşlar. Daha çok zaman gidiyor. Bunun için de lütfen bu klakson seslerine bir son verelim arkadaşlar. Yani orada ister istemez bir yığılmalar oluyor. Yani ben 2-3 defa arabayla gittim. Baba, adamlar işini yapıyordu. Baba. Efendim oğlum. Niye bekliyorsun? Oğlum trafik var. Bak video yapıyorum ama biraz sessiz ol. Sonra konuş, tamam? Ha, biraz konuşayım. Ondan sonra da sen konuş. İşte orada bir yani yığılma oluyor arkadaşlar. Yani çok arabalar birikiyor. Adamlar da görevini yapıyor. Dolayısıyla yani gümrük de olduğu için orada, Avrupa Birliği'nde olmadığı için ülkemiz ister istemez biraz fazla bakmak zorunda kalıyorlar arabalara ve işte ya, kağıtlarına falan böyle. Baba, efendim? Benzin dolduracak, ondan sonra gidecek, daha benzin dolduracak. Evet, benzin de dolduracağız onu. Çünkü benzin az. Evet. Onun için arkadaşlar lütfen bu klakson seslerine bir son verelim. Yani bastığımız zaman daha çok geç işlemleri yapıyorlar. Hani biraz daha canları sıkılıyor. Yani onlara yapılan bir nasıl söylenir? Tamam oğlum ama video yapayım bak. Biraz sessiz ol da. Tamam. Ya onlar bunu bir küfür gibi anlıyor arkadaşlar. Kendileri
ve dolayısıyla da işlerini biraz daha geç yapmak durumunda kalıyorlar. Canlarını sıkıyoruz yani, daha doğrusu daha çok canları sıkıldığı için işlemlerini uzun sürdürüyorlar yani, daha çok uzun sürdürüyorlar. Basmayalım yani, gerek yok. İşlerini yapacaklardır zaten onlar. İstese de yapacaklar, istemese de yapacaklar. Başka diyeceğimiz, yorgun çıkmayalım arkadaşlar. İyice bir dinlendikten sonra yolumuza devam edelim. Yollarda dikkatli olalım. Fazla sürata gerek yok. Sürat iyi değildir arkadaşlar. Gerek yok 20-30-40 hız basacağım diye, fazla basacağım diye kendimizi tehlikeye atmaya hiç gerek yok. 2 saat fazla ya yani daha sonra varız. 3 saat sonra varız. Gerek yok. Hızlı basıp da problem çıkarmayalım yani. Çünkü ailemize gidiyoruz. Çoluk çocuğumuz arabada hep. İnşallah bir sıkıntı olmaz kimseye. Herkes de güzel bir şekilde gider gelir. Vinyetlerimizi almaya dikkat edelim arkadaşlar. Yani bu otoban paralarını, ücretlerini almaya dikkat edelim. Hızımıza uğralım. Yani hızımıza uyalım daha doğrusu. Başka kağıtlarımız eksik çıkmayalım arkadaşlar. Pasaport, kimlik vesaire bütün kağıtlar, arabanın kağıtlarını falan, bütün kağıtlarını yanımıza almayı unutmayalım. Bir de şu var arkadaşlar, şunu da söyleyelim. Araç kendi üzerinize değilse, kendi üzerine olan kişi eğer araçta gitmiyorsa, yani o istikamette, yani yanında ya da bir sonundaki araçta da olabilir, bu öndeki araçta da olabilir, yani beraber gitmiyorsa, bunu eskiden belediyeden bir kağıt veriyorlardı, siz o kağıtla gidebiliyordunuz, yani noter vekalet gibi oluyordu. Ama şimdi o belediyedeki o işlemler kalktı, noterde yapmak zorunda kalıyorsunuz, noterde Türk konsolosluğunda yapmak zorunda kalıyorsunuz, yani mecburen konsolosluğa gitmek durumunda kalıyorsunuz. Eğer Türk vatandaşıysa tabii ki konsolosluktan kağıdımızı almamız gerekiyor. Yani arabayı veren kişinin sizin üzerinize şey yapması gerekiyor. Yani ben bu aracı bu kişiye verdim, hani size vekalet bırakması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Ya belediyeden falan olmuyor artık. Herkes diyor belediyeden falan oluyor falan diyor ama olmuyor arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Genellikle hafta içi çıkmalarını ben tavsiye ediyorum. İzine hafta içi çıkmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hafta sonu herkes cuma günü işten geldiği için herkes cuma günü çıkıyor. Cuma akşamı çıkıyor özellikle. Ve yolda bayağı bir trafik oluyor haliyle. Ama bir pazar, pazartesi, salı gibi falan, çarşamba günü falan çıkıldığında yollar biraz daha gayet iyi oluyor. Yani hafta sonuna göre yarı yarıya düşüyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Tabi herkesin işi yani belli olmuyor. Herkes cuma günü falan işten geldiği için cuma günü çıkmayı falan mecbur öyle düşüyor ama hani günü sıkıntısı olmayan arkadaşlar için hafta içi çıkarlarsa daha çok iyi olur. Başka da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Biz yerine ya, navigasyon CD'sini alacağımız yere geldik. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Herkese selamlar ve sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.